Binaenaleyh Efendimiz de size Hızır'dan bahsedeyim mi? Bahset ya Resulallah buyurmuşlar. Bir gün ben hadis-i şerif çok uzun da tergib ve terhibde de geçer. Diğer hadis kitaplarında da mevcuttur. Ben mealen size arz ediyorum. Efendimiz buyuruyor ki bir gün Hızır Aleyhisselam tebdili kıyafet ile Beni İsrail sokaklarında gezmeye başladı. Beni İsrail, işte Filistin oralarda çarşıyı pazara çıktı, sokaklarda geziyordu Beni İsrail sokaklarında. Giderken yolda birisi çarşıyı pazarda bir dakika efendi dedi, Allah rızası için senden bir şey istiyorum dedi Hızır Aleyhisselam'a. Hızır dedi ki, sana verecek bir şeyim yok ki, çünkü Hızır'da öyle para, dünya, makam, mevki yok. Onda dua var, onda feyiz var, onda bereket var. Sana verecek dünyalığım yok kardeşim dedi ona. Ve ilerledi. Ama adam bırakmadı. O isteyen sahip arkasından koştu. Dedi ne olur dedi ya, bana bir şey ver. Ben bir köleyim dedi. Biraz imkanım olursa efendime para vereceğim, mükatebim, ödeyeceğim ve kölelikten kurtulacağım. Kölelikten kurtulacağım. Bana yardım eder misin? Dedi ki Hızır, kardeşim benim sana yardım edecek maddi öyle bir imkanım yok dedi. Fakat mükatep, o köle ısrar etti, bırakmadı peşini. Hızır Aleyhisselam olduğunu bilmiyor ki. Yine peşinden koştu. Dedi ki, senin yüzünden bakıyorum ben, sen çok güzel bir insansın. Sen çok merhametli birisine benziyorsun. Sen diğer insanlara benzemeyen, sen de bir güzellik, bir iyilik görüyorum ben. Ne olur Allah rızası için beni boş çevirme, bana yardım et. Allah rızası için deyince, içinden bu teklifi yapınca fakir, Hızır dedi ki kardeşim, ey kişi, sana dünyalık verecek bir kuruşum bile yok. Fakat madem çok ileri gittin, Allah rızası için dedin, sana bir iyilik yapayım. Sana bir iyilik yapayım. Bütün ihtiyaçlarını da göreceksin. İnşallah bana da duacı olacaksın. Nasıl iyilik yapayım sana biliyor musun dedi. Nasıl? Ben şimdi bir köle olacağım. Ben bir köleyim, köle oldum şimdi, ben senin kölenim. Beni köle olarak burada sat, 400 dirheme sat, büyük bir para. Borcunu da ödeyecek, efendim kendine gelir de kalacak. Ben bir köle olayım, senin kölen olayım, sat ve benim efendim o paranla, aldığım parayla bütün ihtiyaç. Aman efendim olur mu öyle şey? Sen beni dinle, şimdi... Sen benim sözlerime dikkat et ve kabul et. Senin için çok hayırlı olacak. Sen beni köle olarak şurada sat. Adam böyle deyince titredi. Zaten köle öteki. Peki dedi. Artık onun boynuna bir şey taktı. Eline. Köle alan yok mu? Köle satıyorum diye pazarda dolaşmaya başladı. Yani Hızır Aleyhisselam kölesi oldu onun. Kendisini köle olarak parası olmayınca verecek, kendi nefsini ona sadaka olarak verdi. Sat beni dedi. Peygamberimiz anlatıyor. Nihayet bir zengin çıktı karşısına. Dedi, kaça satıyorsun? Aman dedi ona, ucuz isteme, pahalı iste. Oldukça pahalı iste. Beni ucuza satma. Nihayet adamla anlaştılar. Zengin birisi, işte şu kadar paraya dediler, o köleye, efendim zengin bol miktarda onun bütün ihtiyaçlarını görecek. Parayı verdikten sonra ayrıldı. Dua etti, teşekkür etti. Ama şimdi Hızır Aleyhisselam başka bir zenginin kölesi oldu. Onun emrine girdi. Adam dedi, Resulullah Efendimiz bu alışverişten sonra kölesi olan Hızır'ı aldı. Hızır Aleyhisselam olduğunu bilmiyor. Aldı onu memleketine götürdü. Kölesi artık. Hızır onun kölesi.
Allah rızası için kendisini köle olarak sattırdı. Ve onunla beraber memleketi neresiyse kasası, efendim bölgesi onu götürdü. Ve evde yatacak bir yer gösterdi ona. Hızır olduğunu bilmiyor tabii. Dedi ki sen çok iyi bir insana benziyorsun. Ben sana ağır yük vurmam. Çok temiz bir insana benziyorsun. Çok, efendim, çok hoşuma gittin sen dedi Hızır'a. İşte benim verdiğim şeyleri yaparsın. Dedi ne istersen, ne verirsen yapmaya çalışırım. Bana dedi sen yani yapılması icap eden işleri söyle, yapmaya devam edeyim. Ve devam etti. Adam yok ben seni fazla yormam dedi. Yok yok çalışırım dedi yani benim imkanım var, sıhhatim var. Sen bana iş ver. Ona iş veriyor, artık onu yapıyor. Şu işi yap diyor. O işi 5 kişi yapması icap eden buyuruyor Peygamberimiz. 10 kişinin yapacağı işi o hemen birkaç saat içinde yapıyor. Adam bir gün böyle, iki gün böyle baktı ki ya bu ne temiz bir insan. Ben ona ufak bir iş söylüyorum. Bir kişinin kaç günde yapacağı bir işi söylüyorum. O ise 10 kişinin yapacağı işi yarım saat, bir saatte yapıyor. Bu nasıl bir insandır? Bu kimdir? Efendim, günler böyle geçiyor. Hızır Aleyhisselam kölesi, köle olarak çalışıyor evinde. Ve nihayet bir gün seyahate çıkmak icap etti zengin. Ve Hızır'a dedi ki kölesine, ben dedi seyahate çıkıyorum. Ben gelinceye kadar çoluk çocuğum sana emanet. Sen çok iyi, temiz bir insansın. Öyle görüyorum seni. İtimat ediyorum sana. Ve ben gelinceye kadar şu kerpiçleri yaparsın. Şu işleri yaparsın. Buraya şöyle bir duvar yapacağım ben. Gelince onu yaparız. Sen şimdilik çamurdan şu kadar miktar kerpiç efendim yaparsın. Hay hay baş üstüne efendim dedi diyor. Seyahate çıktı. O birkaç gün içinde o dönmeden onun söylediğinin kat ve katını yaptı. Ve o plan üzere yapılması icap eden yeri de yaptı. Adam geldi bir hafta 10 gün neyse. Bir geldi baktı ki söylediğinin kaç katı yapılmış. Bitmiş. Ve geldi yanına dedi ki ey Allah'ın kulu ben senden şüpheleniyorum. Sen nasıl bir insansın? Ben bir diyorum sen 10 yapıyorsun. Benim söylediklerimin dışında da yapıyorsun. Sen Allah'ın nasıl bir kulusun? Yani sende bir sır var ama ben anlayamadım. Açıkla sen kimsin? Neyin nesisin sen? Dedi diyor kendisine. Ve o işte Allah'ın bir kuluyum ben de çalışıyorum. Yok Allah rızası için söyle deyince diyor Hızır. Peki madem Allah rızası için dedin, açıklayayım dedi diyor. Ben bir gün sizin çarşıyı pazarınızda tebliğli kıyafet ederek orada gezmeye başladım. Ve orada bir fakir bir köleye rastladım. Ben haddi zatında Hızır'ım dedi ona diyor. Ben Allah'ın ömür verdiği, ibadetle meşgul olan, zikirle meşgul olan, parayla pulla ilgisi olmayan Allah'ın bir abid kuluyum. Ben Hızır'ım ey beyefendi. Deyince adam titremeye başladı. Allah Allah ben kaç aydır Hızır'ı köle olarak evimde tutmuşum. Eyvah ben ne yapmışım diye titremeye başladı. Yok yok sen hiç üzülme dedi. Ben çarşıyı pazarda gezerken benden fakir istedi bir şey, verecek de bir şeyim yoktu, veremezdim de. Ona dedim ki sen beni köle olarak sat, paranı al, ihtiyacını gör dedim ona. Ben onun kölesi oldum, o da beni sana sattı. Ben Hızır'ım haddi zatında. Şimdi senin emrinde çalışıyorum. Senin iznin olmadan bir yere de gidemem. Senden müsaadesiz de hiçbir şey yapamam. Çünkü şu anda senin emrindeyim deyince adam aman efendim aman beni bağışla. Sana karşı bir hata etmişsem özür dilerim. Efendim bir yanlışlık yapmışsam beni bağışla demeye başladı diyor. Yok yok sen bir şey yapmadın. Şu malların
Ne kadar istersen sana vereyim. Sana temlik edeyim, sana ihsan edeyim. Yok, ben hiçbir şey almam. E ne istersin sen? Benim senden madem bir şey istiyorsun, bir şey yapmamı istiyorsun, ben köle olarak satıldım, şu anda senin kölenim. Senden isteğim madem söylüyorsun, Allah rızası için beni azat etmeni istiyorum diyor. Çünkü köle azat edilmedikçe onun emrindedir. Öyle deyince Allah rızası için beni efendim azat edersen her şeyden daha memnun olurum. Allah sana da hayırları ihsan etsin. Cenab-ı Hak senin de muratlarını ihsan etsin diye dua etti ve nihayet kendisine o halde Allah rızası için seni azat ediyorum dedi Hızır ve Allah rızasını kazanmak için kendisini köle olarak tahsis ediyordu Hızır. Ve şöyle dua etti buyuruyor Peygamberimiz. Elhamdülillahillezî evsekani bil ubudiyyeti ve neccani minha. Sümme neccani minha. O Allah'a hamd ederim ki kulluk için, kulluğu için beni evvela tutsak yapan Allah'ımız, beni evvela köle olarak sattıran Allah'ıma hamd ederim, sonra da kölelikten beni kurtaran Allah'ıma da hamd ederim dedi. Allah için köle olursa bir kişi, o en büyük hürriyete, en büyük mutluluğa nail ve mazhar olur. Yani Allah'ın kölesi olan kişinin sonu mutluluktur. Allah'ın kölesi olanın saadet ve mutluluğu ebedi cennettir. Ama nefsin kölesi olursa, bir insanın kölesi olursa, bir paranın, makamın, mevkiin kölesi olursa, onun gideceği yer de cehennemdir. Asıl tutsak olan işte odur. Allah için köle olanlar, yani Allah'a kulluk yapanlar, Allah'ım cümlemizi bu nimete, bu devlete mazhar.